Önce ben taciz tanımını yaparak gireceğim. Biraz taciz nedir, ne değildir onu konuşalım. Daha sonra susma bitsin hareketinden biraz bahsedeceğim. İşte İstanbul Sözleşmesi'nin gerekliliği ve kadının beyanı esastır ilkesinin ne olduğu ve ne olmadığı ile alakalı birkaç bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir kere taciz TDK'ya göre tedirgin etme, rahatsız etme olarak geçiyor. Yani aslında istemediğimizi belirttiğimiz, reddettiğimiz, hayır dememize rağmen karşı taraftan gelen yanıtsız bırakmamıza rağmen karşı taraftan gelen ısrarlı bir şekilde işte davet etme, iltifat etme ya da herhangi bir biçimde temasa çalışma, flört etmeye çalışma gibi şeyler aslında taciz. Yani burada aslında cinsel ve fiziksel istismar diyebiliriz. Kişinin fiziksel, ruhsal ve zihinsel olarak sınırlarını tehdit eden ve onu rahatsız eden davranışlar bütünü olarak tanımlayabiliriz tacizi. Tacizin de kendi içinde çeşitleri var. Onlardan da bahsedeceğim. Ama önce biraz bunun bu, tacizin biraz başka boyutlarından da bahsetmek istiyorum. Şimdi taciz bireysel bir şiddet biçimi olarak kabul ediliyor. Bu bireysel bir şiddet biçimi olarak kabul edilirken toplumda da güç ve yardımdan yoksun olan kişilerin arasında daha fazla, daha yaygın olarak görülüyor. Ne demek istiyorum burada? Aslında dezavantajlı gruplardan bahsediyorum. Yani kadınlar, çocuklar, yaşlılar, azınlıklar, LGBT artılar, engelli bireyler bu dezavantajlı grup içerisinde sayılabilir ve tacizin daha çok yaşandığı grup olarak da belirtilebilir. Her ne kadar toplumda tacizin üstü sevgi belirtisi, koruma içgüdüsü, sahiplenme falan gibi işte ben seni sevdiğim için böyle yapıyorum, ben seni düşündüğüm için böyle yapıyorum falan gibi lanse edilip üstü örtülmeye çalışılsa da aslında taciz temelde bir güç, bir karşı tarafta bir tahakküm kurma durumu. Dolayısıyla aslında burada bir ezen ve ezilen ilişkisinden bahsedebiliriz. Çünkü taciz eden kişi tamamen kendisini aslında güçlü hissetmek için yapıyor bunu ve karşısındaki insan aslında onun için bir nesne. Ve taciz sürecinde de aslında kişi tamamen benlik değerini ve kendine olan saygısını ve işte sevgisine, kendini tanımlama biçimini algılayış biçimine ciddi bir şekilde zarara uğradığı için giderek kendi içinde bu tahribatın yarattığı bir içe kapanma durumu yaşar. Daha işte kendisini değersiz ve umutsuz hisseder, daha savunmasız olur, karamsarlaşır, umutsuzlaşır ve işte akabinde utanç ve suçluluk duygusu gelmeye başlar. Yani aslında sanki tacize uğramasının sebebi yaptığı herhangi bir şeymiş gibi kendisini suçlu hissetmeye başlar. Şimdi burada tacizin çeşitlerinden bahsedeyim biraz. Fiziksel taciz olarak nitelendirebileceğimiz işte kişinin bedeninde herhangi bir üstünlük kurma çabası denilebilir. Burada fiziksel bir taciz olarak tanımlayabilmek için illa gözle görülen bir yaralama, morluk, kırık, kızarıklık falan gibi bir şey olmak zorunda da değil. Böyle bir gereklilik yok. Onun dışında cinsel taciz yine kişinin fiziksel veya psikolojik olarak istemediği, rızasının olmadığı bir şeyi kendisine zorla uygulama durumu. Bu buradaki cinsel taciz sadece fiziksel temas veya cinsel ilişki olarak nitelendirilmek zorunda değil. Onun dışında takip etme durumu yine bir taciz çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Kişinin sokakta kendi isteği dışında göz hapsinde tutularak ve kendisini rahatsız edecek bir şekilde takip edilmesi bunun içerisinde. Sözlü taciz var. Yine aynı şekilde söz ve kelime yoluyla kişi üzerinde bir güç kurma durumu ve kendisinin değersizleştirilmesi durumu. Burada sadece işte sokakta atılan laflar değil, onun dışında aynı zamanda işte kişinin üzerinde kendisini değersiz hissetmesi için işte hakaret etme, tehdit etme ya da işte kendisini alay etmek gibi şeyler buraya girebilir. Yine maddi taciz olarak değerlendirebileceğimiz kişinin para yoluyla
kontrol edilmeye çalışılması durumu var. Bir de duygusal taciz durumu var. Bu da fiziksel, işte cinsel veya sözel tacizleri barındırmak zorunda değil içerisinde. Örneğin biz dışarıda başka birisinin maruz kaldığı bir tacize şahitlik etmek ya da buna kulak misafiri olmak da aynı şekilde aslında bir duygusal tacizdir. Bunun dışında işte reddetme, tehdit etme, istismar etme gibi şeyler de bunun içerisinde yer alıyor. Şimdi ben biraz susma bitsin hareketinden bahsetmek istiyorum. Neden bu kadar büyüdü ve nasıl oldu konusuyla alakalı. Sosyal medya aktif takip edenler bilecektir. Geçtiğimiz haftalarda TRT2'de Hasan Ali Toptaş'ın bir programda ben bir çevirim metnine bakarken işte o kişinin doğum tarihine bakıyorum gibi bir açıklamasının olduğu video üzerindeki bir videonun Twitter'da dönmesiyle başlayan tartışmada bir kadının bu söz konusu tweet'i alıntılayarak bu adamın kaç kadın tarafından ifşa edildiğini, bu adamın ifşalanmasını bekleyen kaç kadınız şeklinde bir tweet atması üzerine aslında ortaya çıkan bir süreç bu Susma Bitsin hareketi. İlgili kadının tweeti üzerine 20'den fazla kadının sadece Hasan Ali Toptaş'la yaşadığı, tacize uğradıkları durumu anlattığı tweet üzerine böyle bir hareket başladı. Sadece kendisiyle de sınırlı kalmadı. Bunun dışında işte Bora Abdo, İbrahim Çolak gibi isimlerle birlikte ünlü olmayan ünsüz erkeklerin de aslında ifşasına başlandı. Ve sanıldığı gibi sadece tırnak içerisinde like kadınların ifşası değil, muhafazakar kadınlardan tutup LGBT bireylere kadar pek çok kadının aslında transhetero erkekleri ifşa etmesi ile başlayan bir süreçti bu. Bu söz konusu tweet üzerine Hasan Ali Toptaş bir açıklama yapıp özür metni yayınladı. Fakat bu metin tabii ki kadınlar tarafından kabul edilmedi. Bunun üzerine birkaç gün sonra bu tweet'i silen Hasan Ali Toptaş bunun aslında bir iftarname, itirafname olmadığını belirtti. Ve başka bir açıklamada bulundu. Tüm bu süreç içerisinde ilgili tacizde bulunan ilgili erkeklere yönelik bazı yayın evlerinin de hareketleri oldu. İşte İletişim Yayınları Bora Abdo ile yayın ilişiğini kesti. Onun dışında İTEKİ Yayınları Hasan Ali Toptaş'ı savunduğu için Ali Lidar'la olan ilişkisini kesti. Everest Yayınları Genel Yayın Yönetmeni kadının beyanının esas olduğunu vurgulayıp bu konuda konunun akabinde yine Hasan Ali Toptaş'la olan ilişkisini kestiklerini beyan etti. Doğan Kitap Kadınların Mücadelesi'nin yanında olduklarından bahsetti. Son olarak da işte Yazarlar Sendikası tacize uğramış kadınlarla maddi ya da manevi olarak dayanışacaklarını belirterek yine kadının beyanının esas olduğunu vurguladı ve burada aslında örgütlenmesi, dayanışılması gerektiğini belirtti. Bunun akabinde tabii ki bazı soru işaretleri de oluşmaya başladı insanların kafasında. Özellikle bir kişinin kendisinin ifşası üzerine intihar etmesinin ardından ifşanın gerekli olup olmadığı, neden ifşa etmek yerine kadınların hukuksal olarak kendi haklarını aramadıkları falan gibi sorular oluşmaya başladı. Şimdi bunlara da yavaş yavaş cevap vermeye çalışacağım ben de. Toplantı içerisinde. Önce biraz İstanbul Sözleşmesi'nden bahsetmek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi aslında kadının her türlü haksızlığa ve ayrımcılığa ve şiddete karşı korunmasını anlatan ve işte kadınlarla erkeklerin arasındaki eşitliğin giderek yaygınlaştırılması gerektiğini ve bununla alakalı politika ve tedbirler çerçevesinde bu konunun tasarlanması gerektiğini söyleyen bir sözleşme. Şimdi bu sözleşme birkaç adımdan oluşuyor diyebiliriz. Öncelikli olarak sözleşme aslında bir eşitlikçi bir toplum inşa edilmesini istiyor, belirtiyor. Herhangi bir şiddetin çıkmaya cesaret bulamayacağı bir toplum yaratılmasından bahsediyor. Akabinde
Eğer tüm bu süreci inşa etmenin tabii ki belli bir zaman gerektirdiğini de göz önünde bulundurarak bu süreç içerisinde de kadınların aslında etkin ve aktif bir şekilde korunması gerektiğinden bahsediyor. Tüm bunlar yapılırken koruyamadığı bir kadın tacize veya şiddete uğraması durumunda taraf devletlerin bu noktada da aslında etkin bir şekilde kovuşturma yapılması gerektiğinden bahsediyor. Son olarak da bu sözleşme aslında talepkar bir sözleşme ve kadınların geleceğe yönelik, geleceğe dönük nasıl güvence altına alınabileceğinin gösterilmesini talep eden bir sözleşme. Sözleşme içerisinde direkt bizzat psikolojik şiddet ve taciz amaçlı suçların da takip edilmesi ve cezalandırılması ile alakalı maddeler var. Onun dışında sadece fiziksel değil, sözlü veya sözlü olmayan cinsel tacizlerin de takip edilip cezalandırılması ile alakalı maddeler var. Şimdi ben birkaç tane bununla alakalı olan maddeleri söyleyeceğim. Direkt maddeleri okumayacağım. Sadece başlıklarını okuyacağım ama söylediğim şeylerden, madde numaralarından ilgilenen, merak eden kişiler internet üzerinden araştırıp bakabilirler. 33. ve 36. maddeler arası ve 40. ve 41. madde aslında İstanbul Sözleşmesi'nin bu konuyla alakalı olan maddeleri. Madde başlıklarını okuyayım. 33. madde psikolojik şiddetle alakalı yasal ve diğer tedbirlerin alınmasını talep eder. Madde 34 taciz amaçlı takip. Madde 35 fiziksel şiddet. Madde 36 ırza geçme de dahil olmak üzere cinsel şiddet eylemlerini kapsar. 40. madde cinsel tacize, 41. maddede yardımcı olmak ve yataklık yapmak ve yeltenmek durumunda yine yasal veya diğer tedbirlerin alınması gerekliliğinden bahseder. Dolayısıyla burada neden İstanbul Sözleşmesi'ni etkin ve aktif bir şekilde kullanmak gerek soru işareti olanlar için aslında bu maddeler cevap niteliğinde. Neden bu maddeler kadınların korunmasına yönelik ya da daha eşit bir toplumun oluşturulmasına yönelik var olduğu ile alakalı soruları ortadan kaldırmak için. Şimdi kadının beyanı esastır ilkesinin ne olup aslında ne olmadığından da bahsetmek istiyorum. Bu toplum içerisinde gerçekten çok fazla kafa karıştıran bir şey. Kadının beyanının esas olması, kadının söylediğinin doğru olması anlamına geldiği zannediliyor çünkü. Aslında öyle değil. Kadının beyanı esastır ilkesi genel olarak aslında cinsel şiddete maruz kalanın beyanı esastır şeklinde de genişletilebilir. Burada söylenmek istenen şey aslında maddi bir gerçeğe ulaşana kadar adil bir yargılama sürecinin oluşması. Herhangi bir cinsel suçun söz konusu olduğu durumda kadının beyanı esastır ilkesi delil yetersizliği olması durumunda kadının veya çocuğun beyanını esas alarak kovuşturma başlatmak ve eğer ihtiyaç duyulması halinde de beyanı yargılama aşamasında da delil niteliği taşıyabilmesi anlamına geliyor aslında. Kadının beyanı esastır ilkesi. Cinsel saldırıya ilişkin yeterli delilin bulunmadığı durumlarda kadın ya da çocuğun beyanı üzerinden kovuşturmanın açılması, bu aşamaya geçilmesi ve davanın nasıl sonuçlanabileceği ile alakalı aslında bir şey belirtir bize. Belirleyici bir ilkedir aslında. Neden böyle bir şeye ihtiyaç var? Çünkü aslında çoğu taciz durumu aslında şahitlerin olmadığı ortamlarda gerçekleşiyor. Birkaç örnek vereceğim bununla alakalı. Ama Hacettepe Üniversitesi'nin bir araştırması var bununla alakalı ve diyor ki daha ziyade kadınlar en yaygın şiddet biçimine %44 oranında hane içerisinde maruz kalırlar. Şimdi bununla alakalı hem iş yeri örneği hem hane içi örneği vereceğim. Bir de çocukla alakalı bir örnek vermek istiyorum. Bunların hepsini internette var olmuş davalar üzerinden buldum. İşe giren bir kadının daha ilk gün iş yerinde mesai bittikten sonra mesai saati sonrasında işvereniyle birlikte çalıştığı bir ortamda yani herhangi bir şahidin olmadığı bir ortamda işverenin kendisini zorla öpmeye çalışması durumu aslında bir cinsel taciz. Fakat bu noktada iş yerinde başka kimsenin olmadığı bir durumda bunu ispat etmek durumu
oldukça güç. Bu gibi durumlarda ne yapmak gerekir? Bu durumlardan bir tanesine örnek. Diğeri ensest vakaları çok fazla hane içinde gerçekleşen vakalar. Ve genelde gerçekleştiği, ortaya çıktığı bu durumların olduğu noktalarda herhangi bir şahit aslında olmuyor. Dolayısıyla bu tarz bir cinsel saldırıya maruz kaldığımızda kimse yok diye olmamış mı anlamına geliyor aslında. Bir de şöyle bir örnek vardı. 5 yaşında bir çocuğun kendisine bir cinsel istismarda bulunduğunu çizdiği bir resimden anlıyorlar. O da şöyle, bir servis şoförünün kendisi servisin içindeyken servis şoförünün de arabanın içerisinde, servisin içerisinde işediğini gösteren bir resim çiziyor. Kendisine bu soru sorulduğunda çünkü o arabanın içinde pantolonunu indirip işemeye başlamıştı diyor. Ama aslında daha sonra anlaşılan şey servis şoförünün çocuğun karşısında mastürbasyon çektiği. Dolayısıyla bu durumda çocuğun herhangi bir şahidi yok. Çocuğun şahidi olmadığı için böyle bir şeye maruz kalmadığını mı iddia edeceğiz? Bu gibi durumlarda işte beyanın esaslılığının önemi ortaya çıkıyor. Bazı kişiler de kadının beyanı esastır ilkesinin masumiyet karinesi ile ters düştüğünden bahsediyorlar. Ama aslında masumiyet karinesi ile kadının beyanı esastır ilkesi herhangi bir tezatlık oluşturmaz. Çünkü masumiyet karinesi bir kişinin suçu sabit oluncaya kadar suçsuz gibi davranmak demektir. Tam olarak da bu yüzden kovuşturma aşamasında şüpheli, yargılama aşamasında sanık, cezayı aldıktan sonra da suçlu olarak nitelendirilir bu kişiler. Dolayısıyla yargılama yaparken hangi kuralın uygulanacağı ile alakalı masumiyet karinesinin bir ilgisi yok aslında. Şimdi az evvel bahsettiğim gibi iki kişinin olduğu ortamlarda, herhangi bir tanığın olmadığı ortamlarda ne yapacağız? Eğer iki kişinin dışında ne yaşandığını kimse bilemez gibi bir iddiada bulunacaksak eğer zaten bu hiçbir şeyin açıklığa kavuşturulamayacağı anlamına gelir. Ve dolayısıyla aslında burada bütün tecavüz davalarını bir bilinmezliğe sürükleme tehlikesi barındırır içerisinde. Kadının zaten cinsel taciz sonrasında yaşadığı süreç daha önce de bahsettiğim gibi bir sürü farklı psikolojik travmatik şeyler yaşatıyor. Kendisine bazen durumlar o kadar karşı taraf o kadar manipülatif olabiliyor ki kadın kendisini suçlu hissediyor ve aynı zamanda şeyi düşünmeye başlıyor. Ben yanlış anladım galiba. Ben abartıyorum sanırım. Bu tarz hissiyatları yaşamasının sebebi aslında taciz eden kişinin yine tacize uğrayan kişi üzerinde bir tahakküm kurmaya çalışması. Ve dolayısıyla kendisine aslında ya ben şaka yapıyordum canım sen yanlış anlamışsın falan gibi şeylerle aslında bu güç kurma durumunu devam ettirmeye çalışması. Dolayısıyla kadın zaten tacize uğradığı noktada bir önce kendisini sorgulamaya başlıyor. Ben acaba yanlış mı anladım diye. Daha sonra bunu başkalarıyla paylaşması durumunda erkeğe inananlarla kadına inananlar arasında çok büyük bir fark olduğunun birçok kadın farkında. Yani bu tarz bir şey birisiyle paylaştığı noktada hatta bu ifşa susma bitsin hareketi içerisinde bunu paylaşan birkaç yazar kadın da olmuştu. Daha önce bu hareketten önce birkaç yakınına bahsettiği bu durumu bahsetmesi üzerine karşı taraftaki insanların kendisiyle dayanışmak yerine kendisini taciz eden kişiyle birlikte sosyal medyaya fotoğraflar falan koyduğu durumlar yaşadıklarını belirtmişlerdi. Dolayısıyla kadınlar zaten bir kere inanılmamakla alakalı bir sıkıntı yaşıyorlar. Böyle bir durumun farkındalar. Bir de kadınların cinsel tacizi ifşa etmeleriyle alakalı karşı tarafın onurunu yıkmak ya da itibarıyla oynamak gibi suçlamalar yapılıyor. Burada akıllara düşen şey bir kere bir kadın için tacizi ortaya koymak, tacizi itiraf etmek çok kolay bir şey değil. Karşı tarafın, erkeğin onurunu ve itibarını düşünen toplum
kadının onurunu ve itibarını neden düşünmüyor? Yani bir kadın sadece tacize uğradığı için tacizi anlatabileceği gerçekliğini kabullenemiyor. Bunu yapıyorsa kesin altında başka bir neden vardır diyerek aslında tacizi ve yaşadığı şeyi değersizleştiriyor burada. Bu yüzden de bir üst akıl arama yoluna gidiyorlar. Bu gibi durumlar aslında kadının erkekle eşit olmadığını gösteren durumlar. Bir kere zaten en başında kadın kadın olduğu için tacize uğruyor ve erkek erkek olduğu için korunuyor toplum içerisinde bütün bu süreçler yaşanırken. Dolayısıyla zaten ikisi arasında bir ezme ve ezilme ilişkisi biçimi varken eşit şekilde yargılanma sürecinden de bahsedemeyiz. Eşit bir toplum olduğunu varsayıyor olsaydık belki o zaman farklı şeyler konuşuyor olurduk ama zaten kadının ve erkeğin şu an eşit olarak eşit olmadığı bir toplumdan bahsediyorsak eğer ona göre savunma mekanizmaları geliştirmek de çok normal aslında. Kadına yöneltilen şiddetin bir kere politik olduğunu en başta zaten kabul etmek gerekiyor. Ve dediğim gibi en çok kendi içlerinde, evlerinde, kocalarından, sevgililerinden, abilerinden, babalarından şiddet te uğruyorlar. Ve etraflarında da şahit olmuyor bununla alakalı. Dolayısıyla burada kadının beyanı esastır ilkesi, kadının beyanın doğruluğuyla alakalı bir şeyden bahsetmez. Sadece kovuşturma esnasında bir kere konunun politikliğinin kabul edilmesi ve kovuşturma esnasında buna yönelik hareket edilmesiyle alakalı bir şeyden bahseder aslında bu ilke. Onun dışında şöyle şeyler oluyor. Örneğin bir örnek vereceğim. Aynı örnek kadında ve erkekte nasıl farklı sirayet ettiğini göstermek adına, eşitsiz bir şey olduğunu göstermek adına. Bir kadın erkek tarafından tacize uğradığı zaman erkek çok sarhoştum dediğinde ya zaten sarhoşmuş deyip erkeği korumayı seçen bir kısım insan olabiliyorken kadının çok sarhoş olduğu durumda zaten sarhoşmuş madem böyle bir şey yaşamak istemiyormuş o zaman neden o kadar içmiş gibi aynı örneğin iki farklı ikili cinsiyetler içerisinde konuşursak eğer kadın ve erkek açısından nasıl farklı tepki aldığını görmek mümkün. Onun dışında kadın neden bütün bunları hukuksal bir şekilde aramak yoluna gitmiyor da ifşa etmeyi seçiyor sorusunun cevabı da şu. Şununla alakalı şeyleri de kesinlikle gördüğünüzü düşünüyorum. Kadınların şahit olduklarına da eminim, yaşadıklarına ya da. Bir tacize uğradığı zaman zaten bir kere en başta bunu anlatabilme noktasına gelmek psikolojik olarak bir süreç. Buna hazır olup birilerine anlatmayı tercih ettiği noktada az evvel de bahsettiğim bütün o süreçler işliyor kadının kafasına. Yani zaten bana inanılmayacak. İşte kendi durumumu hukuk yoluyla savunmak istediğimi belirsem ya boş ver senin başın yanar uğraşma gibi kadını zaten bu yoldan vazgeçirmeye çalışan insanların olacağının farkında. Bütün bunları geçti diyelim kadın ve polise gitti ifade verdi. Taciz için polise gidip ifade verip akşamında eve döndüğünde ifade verdiği polis tarafından mesajla tacize uğrayan kadınların olduğu bir yerde hukuksal olarak belli ki tacizin önüne o kadar da etkin bir şekilde uygulanmadığı için tüm bu yollar belli ki önüne geçilemediği için kadınlar da bütün bu yaşadıkları şeyden çıkar yol olarak sadece birbirlerine sarılarak, birbirleriyle dayanışarak bunun altından kalkmaya ve rahatlamaya çalışıyorlar. Çünkü kadının yaşadığı şeyi inanma evresi bile yani karşı tarafı buna inandırma evresi bile çok yorucu bir şeyken koşulsuz bir şekilde yanında olduğunu belirten kadınları görmek kadınlar için çok büyük bir rahatlık sebebi. Dolayısıyla hukuksal olarak bütün davalar böyle sonuçlanıyordur gibi bir iddiam yok tabii ki. Ama pek çoğu zaten en başında kişinin bundan vazgeçirilmeye çalışılması veya bu süreç içerisinde kanıtı olsa dahi erkeğin suç almadığı davalar varken ortada
Kadınların hukuka olan bakış açısını tabii ki etkiliyor bu tarz durumlar ve bu yüzden de aslında biraz bu tarz şeyler üzerinden bir sonuca ulaşmaya çalışıyorlar. Çünkü Marxist.org yazısında ya Melike Yazılan yazmıştı sanırım, şu tarz bir şey söylemişti. Hasan Ali Toptaş'ın ifşa süreci ile alakalı 20'den fazla kadın konuşmasaydı da sadece tek bir kadın konuşmuş olsaydı aynı şekilde mi ilerleyecekti süreç? Zannetmiyorum. Dolayısıyla bu tarz şeyleri birlikten kuvvet doğar diye ilerleyerek, dayanışma yaşatır diye ilerleyerek kadınlar birbirleriyle dayanışarak bunun altından kalkmaya çalışıyorlar. Onun dışında benim şu an söyleyeceğim başka bir şey var mı? Sanırım şu an için yok. Aklımda olan şeyleri sanırım hepsini söyledim diye düşünüyorum.